Girebilir miyim? Ya benim ol beni, sev dibine kadar ya da dön evine, uğraştırma sen beni olduğun gibi. Benden kaçma, uğraştırma. Ya benim ol beni, sev dibine kadar ya da dön evine, uğraştırma sev beni olduğun gibi. Benden kaçma, uğraştırma. Yak derdi tasayı. Selam. Selam. Oturabilir miyim? Tabii. Epey sık karşılaşıyoruz. Siz de bayağı disiplinlisiniz. Hareketi seviyorum. Aynen. Simge ben. Ozan, memnun oldum. Ben de. Güzel mi? Biraz keskin. Damak zevkinize bağlı. Pardon, hiç fark etmedim. Ben epey geç kalmışım Ozan. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel. Aferin sana. Havuzu fethetmişsin. Ya yapma. Yapma. Yok vakit yok. Yok öyle bir vakit. Sence kim uyanacak? Bence Can. Bence Beren. Barış da olacak, içeri yapma. Geliyorum. Biz bunları neden yaptık? Bir hatırlatır mısın? Maksimum 12 sene sonra özgürüz. Sık dişini. Valizler ellerinden öper. Tamam da peki neden 4 tane? Ona bir cevap versen. İşte o kadar çok seviyordum ki beni olabildiğince kutlamak istedim. Beren. Ne oldu? Yine niye atladın sen? Ver. Niye hepsi sana kalsın baba? Hafif bu. Her şeyi aldığına emin misin? Leyla da Queen'in hediyeleri içinde. That's all I need. Bu surat düştükçe niye düşüyor? Bak deniz, havuz, tenis kortu, anneannelerde yok yok. Dedemi de ekleyince resim bozuluyor. Dedenin sana zararı yok ki kızım. Takılma diyorum sana. Baba sana çok yükleniyor. Yani sen nasıl sabrediyorsun ben anlamıyorum. Gülü dikeniyle sevmeye odaklanıyorum kızım. Ha, sen dedemde gül görüyorsun yani. Annen. Yani... Annemi de gül gibi görebilmek için bayağı kasmak lazım ama. Duymasın. Bakınız prens Harry kraliyetine kavuşacağı için coşkulu. Harry kraliyete res çeken yalnız. Bu bileyim o zaman. Bu skutlar gereksiz.
Oğlum ne yapıyorsun? Sorry. Sorry ne? Şş, toplasana şunları oğlum. Kime diyorum? Çok tuvaletim var baba, affedersin. Bekle istersen ama ben senin isteminde şey yapamam. Can! Allah'ın cezası. Su hazır mısın? Can şu kombinin şalterini kontrol etsene. Nerede ablan? Ne bileyim. Su aşağıda canım, arabada. Tamam, okey. Beren kalk kızım. Hadi Barış, gel seninle bir kitap bakalım, hadi. Ama notlarım güzel. Hani tabletimle istediğim kadar oynayacaktım? Oynama diyen yok Barış, ama hep ne diyoruz? Kitabın yeri ayrı oldu. Canım. Hadi seçer misin kitabı? Gel sen benimle. Hadi oğlum, hadi. Senin kitabın. Seni yerim ben. Ama olmaz. Hadi başka bir kitap seç. Artık 10 yaşındayım. Bence büyüdüm. Ya büyüdün ama onun için hala küçüksün. Hazır meraklı bir okuyucu bulmuşken kaçırmayın derim. Az bulunuyor. Şaka ya. Ne? Ben dedem gibi laf sokmadım vallahi, şaka yaptım. Gel kusur. Can sen kitaplarını seçtin mi? Download ettim. Gereksiz yük taşıyamam. Gittin mi? Var mı çiş? Kitap. Rengarenk papağan. Bebeklerini al. Bu çok güzel, hadi. Hadi oğlum, geç kaldık, hadi. Beren kızım kalk. Hadi hayatım, hazırız, trafiğe kalmadan çıkalım. Sen çiş yapacak mısın? Koş tuvalete, kardeşini götür tuvalete. Koş 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 koş. Ben sen de tuvalete geç gideceğim. Tamam, hadi. Geç kalırım, geç kalırım. Koş 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 koş. Kim önce arabaya gidecek? Hadi hayatım. Haydi 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 haydi. Can nerede? Nasıl, arabada değil mi? Arabada olsa niye soralım anne? Ya haydi. Hadi sen Beren'i bindir, ben bakarım. Şeyi dur. Neyse alırız yoldan. Sen Beren'i bağla. Can neredesin oğlum? Can? Can? Burada mısın? Can? 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 Can! 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 Oğlum! Oğlum! Can! Can! Can neden yaptın bunu Can? Can uyan! Can! Baba bir dur Allah aşkına ya, canlıyın. Sorgu meleğimi atlatırsam cennetten görüşmek üzere arkadaşlar. Ciao. Can ne bu? Kafayı mı yedin? Baba, dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Ne bileyim senin konseptin üzerine geldi. Küfürün konseptine. Ya sen bilmiyor musun ben dedemlere gitmek için Can? Ya Can. Nasıl iki dakikada intihar seviyesine geleyim? Nedir bu konsept? Cehennemden kaçış mı? Tam olarak öyle ifade etmezdim. Şey gibi, sıkıntıdan burada öldüm sonra cennette uyandım gibi hikaye kurdum. Benim takipçilerim böyle hikayeler Can, seviyor. Can bak, bir daha böyle saçma sapan bir şey duymayacağım da görmeyeceğim de. Bak ne internet ne telefon, bütün yazını Robinson gibi geçirsin. Beni anladın mı? Anladın mı Can? Tamam. Dur seni be. Konseptmiş. Tüküreyim konseptine. Peki tatil için her zaman kayınpederinizin yanına mı gidersiniz Ozan Bey? Çocuklar evet. Ben evde kalıp kitabıma çalışmayı tercih ederdim. Ama o yazı birlikte geçireceğimize eşime söz vermiştim. Anlıyorum. Devam edin lütfen. Beren bak bakayım Yunus var mı? Balina var mı? Ne var orada? Of, bu ne sıcaktır ya? Çok sıcak hakikaten. Yaz oğlum, ne olacak ki sıcak olmayı? Anne çok sıcak hani. Ah, hemen şikayet. Hadi herkes insin hadi. Hemen şikayet. Dökülün. Barış kuzu gel sen buradan. Ver onu bana. Hadi bak babam orada. Babam. Hadi gel. Çok sıcaktı. Su buradan iner misin? Sen ne kolay. Ne yiyeceksin söyle bakayım. Oh. Waffle. Waffle babayı mı? Öpecek misin? Evet. Öğle yemeği de waffle. Vay. Ben de öpeyim mi? Beril arka bahçede mola verelim dedi. Genç kızlığından beri gittiği küçük restoran. Hep bahsederdi. Ben hiç gitmemiştim. Hayır, benim şapka. Şş, çocuklar. Hayır. Barış ya. Ya rahat bıraksana çocukları. Susmuyorlar ki. Ne bekliyorsun çocuk, onlar susmuyor. Başım şişti. Ya sus, sen sus. Ablalık yap o zaman, su. Allah Allah ya. Kesin artık. Oğlum gözünü çıkarsana. 1500 takipçisi vardı ya, oğlum ördeğe bağladı anne. Telefonlarınızı kapatın artık. Ne yiyeceğinize bakın hadi. Sayfamda temizlik yapıyorum baba. Yol boyunca yapmadın mı Can? Siparişini ver sonra yaparsın. Ne oluyor ya? Hiç hayatım, hiç. Seni ilgilendiren bir şey değil anne. Yani ilgileneceğin daha doğrusu. Ona dair ilk ne hatırlıyorsunuz?
Hoş geldiniz. Merhaba. Siparişlerinizi alabilir miyim? Ben waffle istiyorum. Ben de waffle. Tabii. Ege salata alayım ben ya. Tabii. Gerçekten yaptın mı o salaklığı? Kızım sen bir kaşımasana. Özgürlük fazla geldi paşama. İlle çaresine bak baba diyor. Ne çaresi? Ay ne oluyor? Bir bana da anlatır mısınız lütfen? Niye sıkıştırıyorsun çocuğu? Anne arada bir karşındakine mi baksan? Oğlunun gözlerini görmüyorsun herhalde. Sabah tuvalete kalktım. 5'te hala Discord'daydı. Ne ya? Can anlaşmıştık hani 2'ye kadardı. Pardon anne. Siz ne alırdınız acaba? Dikef moka. Aa aslan. Dikef moka mı? Ya gerçekten bir sus artık. Bizde maalesef moka yok. Latte yaptırsam? Tabii. Siz? Ben de bir salata alayım. Teşekkürler. Rica ederim. Deniz mahsulü makarna. Tabii. Güzel bir oyunmuş. Bana da öğretebilir misin? Ne o? Hı-hı. Evet ne oluyor? Bir anlatır mısınız? Kapatalım şu konuyu artık Feril. Tatile çıkıyoruz. Beyefendinin sabrımızı denediği yesin bugün artık. Bir boğazına bir şey mi kaçtı? Baba nefes almıyor. Şey mi? Baba nefes almıyor. Bir şey yap çabuk. Nefes almıyor. Baba bir şey yap. Nefes almıyor. Bir şey yap. Bir şey yap. Bir şey yap. Dur elimi sokacağım. Çıkıyor kızım. Elimi sokacağım. Allah'ım bir şey oluyor ya. Bir izin ver. Ya. Hadi kızım. Hadi babacığım. Baba nefes almıyor. Baba bir şey yapsana. Beren öksür. Beren bir saniye. Gidiyor baba. Hadi kızım. Hadi. Beren. Öksür Beren öksür. Baba bir şey yap. Bebeğim gidiyor. Beren. Bebeğim gidiyor. Beren. Beren iyi misin? Baba. Beren. Bakayım sana. Bakayım. Ay gidiyordu kızım. Ay ölüyordu kızım. Gel bakayım. Bana takıldın kaldın gözünün önünde gidiyordu çocuk. Bu seferki kurgu da değil bak gerçek bir an. Mutlu musun? Kapat seni can artık. Kapat. Çekil şuradan ya. Ha? Tamam. Olsun. Anne gel oturalım. Tamam ya. Tamam oturalım hadi. İyi misin sen? Gel bakayım gel şöyle. Gel. Su bir su söyle bir şey bul ne olur. İyi su misin? Alabilir miyiz? Ay pardon. Affedersiniz oğluma bakıyordum. İyi misiniz bu arada? İyiyim iyiyim ben. Kızınızı öyle görünce biraz kötü oldum. Çocuklar işte insanın aklını almayı seviyor. Bir an bile gözünüzü üzerlerinden ayırmayacaksınız. Neyse ki tam zamanında müdahale ettiniz. Geçmiş olsun. Aslı ben bu arada. Uzan. Can bekle. Asabımı bozma bekle. İyisin değil mi bir tanem? Boğazın acıyor mu? Oh tatlı yanak. Sana emanet. Tamam. Tamam tamam. Geçti hayatım. İyi o. Kuş gibi çırpılması gitmiyor ya gözümden. Dur ben sana bir su alayım. Gerek yok 5 dakika kaldı eve. Getiriyorsun hala hayatım. Dur hemen geliyorum. Geçti hayatım. Taktım herkes emniyet kemerini. Kapıyorum bunu. Kapıyoruz. Pardon. Tekrar merhaba. Su alabilir miyim? Tabii. 4 şişe. Hemen. Baş şişi de unutmuşum. Affedersiniz kafa kalmadı. Sorun değil. Ne demek? Buyurun. Lütfen üstü kalsın. Siz istediğiniz kadarını buraya bırakabilirsiniz. Ben çalışanlarımız adına teşekkür ederim. Siz mekan sahibi misiniz? Küçük ortağım diyelim. Pardon Aslı Hanım. Aslı'ydı değil mi? Evet. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Nerede kaldınız?
ne bu haliniz böyle? Ay sorma anne. Yol yordu değil mi? VIP ile aldıralım dedim, dinlemediniz. Hoş geldin. Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yakışıklım. Queen. Hoş geldin bir tanem benim. Dedem yok mu? Olmaz mı? Çok önemli bir telefon görüşmesinde. İnemedi onun için. Ay canım benim. Suyum. Bu ne güzellik böyle. Bana bak. Sen kilo mu aldın biraz bakayım ha? Ay, İtalya'dan çok güzel şeyler getirmiştim. Şimdi dar mı gelecekler? Ama burada hemen seni forma sokarız değil mi? Siz her zamanki gibi formunuzdasınız Leyla Hanım. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Sen de hoş geldin Ozan. Çileğim. Bir tanem hoş geldin. Ne, biliyor musun ben orada bağlıyordum. Aa deme, nasıl, ne oldu? Ha ne oldu, anlat bakayım. Aşkım, merhaba sen de anne. Hoş geldin. Of bir tanem. Al kızım. Sen de şunu al. Ay benim güzellerim gelmiş. Aklılarım gelecek. Koş koş hemen. Zengin ve güçlü bir kayınpeder, harika bir eş, dört güzel çocuk. Valla rüya gibi bir hayatınız varmış Ozan Bey. Ben de o zaman böyle düşünüyordum. Kayınpeder kısmı hariç tabii. Ailesinden gelen serveti ve şansı olmasa beş para etmez bir adam. Onun dışında harika bir ailem vardı. İlk kitabım basılmıştı. Ama? Aması yok. Gençken kendime hedef koyduğum her şeyi başardığıma inanıyordum. Bir aması varmış ki bu noktaya gelmişsiniz. Güzel bir viski içeriz değil mi? O elindekini nereden buldun? Dolaptan. Ha, komşulardan biri getirmişti, kendi yapmış. İnsanlar gereksiz yere işgüzar oldular. Üzerlerine vazife olmayan işlerle uğraşıyorlar. Bırak onu bırak. İçki burada. 21 yıllık özel seri. Kitabımın haklarını dijital bir platform satın al. Dizi yapacaklar. Anlaşma hediyesi. Tebrikler. Yıllardır yazarları besleyip duruyorum. Arada bir de ben kendim kitap yazayım dedim öyle keyfine. Ya bu kadar tutacağını ben bile tahmin etmiyordum. Sonra da devamı geldi mecburen. Severek okuyacağım bir şeyi bulamayınca yazar oldum çıktım. İşe bak. Başarılarınızın devamını mı diyelim? Darısı başına. Hmm. Bu arada kitabını okudum. Ve yani hiç fena değil. Hatta tahminimden daha iyi. Eksikleri var muhakkak. Yani de ilk kitabın günahı olmaz değil mi? De keşke daha iyi bir editörle çalışsaydım. Yani kitabına yazık etmişler. Yazık. Ama ilk kitap için editör seçimi bir hali zor olmalı değil mi? Bunu koskoca yayın evi sahibinden daha iyi kim bilebilir ki? De sana beraber çalışalım demiştim. Sen istemedin hatırlarsın. Ben imtiyaz istemedim. Bir gün siz de kitabıma inanırsanız neden olmasın? Ha. İkincisi gelecek yani. Elbette. Sevdiğim bir yazar, başarısızlık mükemmellik işaretidir der. George Bernard Shaw bile 5 kitabıyla bir sürü yayın evinden reddedilmiş. Siz daha iyi bilirsiniz. Yazarlık sabır işidir. Ki önüne gelenin kitap yazmaya çalıştığı şu dönemde işin gerçekten çok zor. Sabrının meyvelerini toplamaya o zaman. Yazarlıkta karar kıldığına göre şu sıkıcı işinden kurtulacaksın herhalde. Yo. Öğretmenliği de gayet severek yapıyorum. Bu arada yeni ev hayırlı olsun. Bela bayağı düşeş geldi dedi. Krediye kefil olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz. Beril için önemliydi. Hiç önemli değil. Güle güle oturun. Ödeyemezsen de hiç sorun etme. Geleceğim Bernard Shaw'unu bir şekilde desteklemekten gurur duyarım. Dede. Oo. Benim odamda internet hızı çok zayıf. Yükseltici var mı? Senin bu yaz interneti o kadar zamanlı olmayacak canım. Niye?
Niyesi zamanı gelince sürprizim olsun canım. Gel canım gel. Şuna bir beraber bakalım. Bu evde zayıf bir şeye asla tahammülüm yok. Hele ki çaresi varken. Yürü. Hadi çabuk 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 çabuk. Koş 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 koş. Anne, baba. Canım. Oğlum. Çok kötü bir rüya gördüm. Gel bakayım. Oo, tamam kuzum. Bir şey yok. Buradayız biz. Sizinle yatabilir miyim? Koş yastığını getir. Yaşasın. Peki o gece Aslı Hanım'la buluşacağınızı biliyor muydunuz? Nereden bilebilirdim pardon? Çok bunalmıştım, dışarı çıktım, hepsi bu. Devam edin. Bakın her erkek evliliğinden şikayet eder. Öyle bir yerden anlatmıyorum. Halimden hiç şikayetçi değildim. Evliliğinden şikayet edenleri hep eleştirdim hatta. Seçimini doğru yapamamış salak herifler bunun sorumluluğunu almaktan da acizler diye düşünürdüm. Tamam, evliliğin bazı kişisel fedakarlıkları istiyordu ama her kurulu düzen bunu talep eder değil mi? Normali budur. Bir düzen varsa içindeki tek tek bileşenlerin ortak paydada buluşmak için üstüne düşeni yapmasıyla olur. Ben de bunu yapıyordum. Yani o an baktığım yerden yarattığım hayattan memnundum. Aslı. Merhaba. Merhaba. Beni mi arıyordun? Yürüyüşe çıkmıştım. Uyku tutmadı da. Evim yakınlarda, şurada. Şaka şaka, şaka yaptım. Dünya küçük, Şile daha küçük. Çocuğun nasıl oldu? Çok iyi. Öğleni unuttu bile. Ya çocuk olmak var ya. Sen partiye mi geldin? Aslında onları görünce yürüyordum bu tarafa ama ortam pek bana göre değil gibi. Aralarında boomer kaçarım. Şimdilerde öyle diyorlar. Ya hayır, kendine haksızlık etme. Bence çoğundan genç gösteriyorsun. Ben de tam kalkıyordum biliyor musun? Beni eve bırakabilir misin? Yani tabii yapacak daha önemli bir işin yoksa. Ay pardon ya. Her yerim kum olmuş. Evim hemen şurası. Tamam, zevkle. Demek yazarsın. Evet. Ay ben hayatta kitap falan yazamam. Hatta bu aralar not bile alamıyorum. Ama iyi bir okurum, onu söyleyebilirim. En sevdiğin roman ne? Sizi hayal kırıklığına uğratacak efendim ama Küçük Prens. Çölü böylesine güzel yapan bir yerinde bir kuyu gizliyor olmasıdır. Aslında o zamansız bir kitap. İçimizdeki çocuğa söyleyecekleri hiç bitmez. Geldik. Evim burası. Açık duş mu? Evet. Gel yakından bak. Çok güzelmiş.
Kendiniz mi yaptınız? Hı-hı. Çok güzel. Bütün bu arazi senin mi? Evet. Dedemler buraya yıllar önce taşınmış. O zaman buralar bayağı ucuzmuş. Kimseler yokmuş. Bir şeyler içmek ister misin? Sana kendi yaptığım ev şarabından ikram edebilirim. Çok cazip bir teklif. Teşekkür ederim ama benim artık dönüp... Ay, kusura bakma, pardon. Kum kaşındırdı da biraz. Peki kahve? Ona da hayır demezsin sanırım. Ben gideyim. 5 dakika. Geç oldu. Sağ ol. Peki. Teklif var, ısrar yok. Görüşürüz nasılsa. Hoşça kal. Ne biliyorsun? Sikeceksen de siktir, bak, git başka bir yerde yap. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yeter dedim, gir içeri. Ya yeter dedim, içeri gir. Yeter, sen git başımdan. Ya ben çağırdım. Ben çağırdım. Ya içeri girer misin? Hayır, git buradan. Git. Ozan Bey, peki geri dönünce ne oldu? Sevişmişizdir. Bilmiyorum. 10 bin.
Hayatım, annemler akşam yemeğe davet ediyorlar. Ya bayağı mantı yaptıracakmış, yaprak sarma yaptırmış. Bayağı hazırlık yapmış, olmaz diyemedim. Herkes de çağırmış. Yanımızda olmak istiyorlar. Sağ olsunlar. Bak istersen bugün işe gitme. Bütün gün evde beraber takılalım. Ha? Kalabalık oluyor bu ara. Hem iş iyi geliyor biliyorsun. Hı hı. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Volkan. Dikkatli ol. Tamam. Nasıl başladığını anlatır mısınız? O kadar uzun zaman önceyi soruyorsunuz ki. Hem de hatırlaması en can yakan kısmını. Üzgünüm ama hatırladığınız her detay bu soruşturma için çok önemli. Yani hafızanızı biraz zorlarsanız sevinirim. Nasıl zorluyorum bilseniz. Ne işin var senin burada? Ortak olduğumuzu unutmaya hevesli olduğunu biliyorum da. Ya her seferinde söylemesen mi şunu? O baktıkların geçen ayın hesabı. Bu ay için buna bakman lazım. Her gün söylüyorum belki bıkar da devredip gidersin diye ama. Onu doruklardan biriyle evlenmeden önce düşünecektim balım. Ne yapıyorsun ya? Kaç kere konuştuk seninle bana balım deme diye. Ne olacak ki ya? Kaç yılın arkadaşıyız şurada. Ayrıca sinirlendiğinde gözlerinde oluşan anlamın hastasıyım, bağımlısıyım. Ne yapayım? Bir de ne düşünüyorum biliyor musun? Madem benden bu kadar rahatsızsın, neden şu hisselerini bana devredip kocanın çiftliğinde takılmıyorsun? Eminim ki Volkan da çok ısrarcıdır bu konuda, çok istiyordur. Burayı benim anneannemle dedem tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Burası onların çocuğu. Senin gibi bir asalığa bırakmaya hiç niyetim yok. Yalnız deden zamanında babam sayesinde burayı kurtarmış. Yani senin için ne kadar değerliyse benim için de o kadar değerli balım. Volkan'ın o yılışık suratını dağıtması birkaç saniye alır biliyorsun değil mi? Sırf onun başı belaya girmesin diye susuyorum. Sen de çeneni tutmayı öğren. Sabrım nerede taşacak inan hiç bilmiyorum. Taşarsa senin için hiç iyi olmaz balım. Al bak müşteriler geliyor. Senin kıvırcık hala ortada yok. Anca nerede çalışmayan var, sipsi gibi duran var onu savun sen. Üf, tamam ya ben bakarım. Onu ilk gördüğünüz anı hatırlıyor musunuz? Sadece kucağında kızıyla oynadığını hatırlıyorum. Ben çocuklar geleceğim. Gelir misiniz artık Barış, Beren? Gelir misiniz? Sipariş vereceğiz. Abla bekliyor. Kızım. Pardon ya. Çay latte var mı? Burası üçüncü nesil kafe değil canım. 40 yıllık restoran. Ben bir salata ve ice alabilir miyim? Tabii. Güzel bir filtre kahve verebilirim. Sütlü. Bana da bir buzlu çay lütfen. Sen yine derli tableti var. Bir ayran, bir portakal suyu. Tamam. Bir de buranın Wi-Fi şifresi var mı? Yarım saat internetsiz kalsam ölmezsin Can. Ya baba benle mi göründü? Ne alırsın? Sabahtan beri ben bak, seni anlamıyorum aslında. Baba şifre istedim atıfı. Sıkıcı bir yer burası biliyorsun. Sıkıcı falan değil. Yapabileceğim bir sürü şey çocuk, var. Ne yapalım? Çocuk. Biz kendine çekil düzen ver Can. Şifre istedim atıfı. Çocuk. Çocuk bir şey oldu. Çocuk. Beril. Ne oluyor? Beril. Baba. Diyaframı. Diyaframı. Diyaframına vurdum. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım.
Hayır, bırak şu an ilişkiyi. Hayır. Gel iyi misin? Öksür, öksür Beren, ne olursun sen. Kızım hadi. Ay bebeğim, bebeğim. Hadi babacığım, hadi çıkar şunu. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Oh. İyi misin? Oh. İyi misin sen? Ya, bir şey söyle. İyiyim. Oh. Teşekkür ederim. Boğuyordun kızı salak. Can! Bir şey yok. Güzelim. Çıkıyorum. Bir saniye. İyi misiniz? Ben size teşekkür etmek istedim. Kızımın hayatını kurtardınız. Yapmam gerekeni yaptım. O kadar basit değil benim için. İyi olduğunuza emin misiniz? İyiyim, iyiyim. Korktum biraz ben de ama şimdi iyiyim. Ozan bu arada. Aslı. Bunun teşekkürü yok Aslı. Sen bugün hepimizin hayatını kurtardın. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım. Peki sizin neden onlardan daha fazla dağıldığınızı merak etmedim? Adam çocuğunu kaybetmek üzereydi diyorum. Fark etmemiştir ne bileyim. Ben anlayacak halde miydim sizce? Bakın ben size ne kadar anlatabiliyorum bilmiyorum ama... ben o ilk yıl yaşadığımın bile farkında değildim. Hayırlısım. Bu yıl pastanı birlikte yapamadık. Ben de sensiz yapmak istemedim. Senin elin değmeden, kek kalıbının dibini sen sıyırmadan pastanın tadı yok.
en sevdiğin taşlardan topladım. Bunlarımı kabul edelim mi? Beşinci yaşın kutlu olsun güzel gözlüm. Düşmüşlerdi. Güzelsiniz ama boşsunuz diye ekledi. Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi bir yolcu benim gülümün size benzediğini sansa bile o tek başına topunuzdan önemlidir. Çünkü üstünü fanusla örttüğüm odur. Rüzgardan koruduğum odur. Kelebek olsunlar diye bıraktığımız birkaç tanenin dışında bütün tırtımları uğrunda öldürdüğüm odur. Canım. Sen gel de böyle durumda sakin ol. Ya abi adam önüme kırmış. Kaza yapacaktım onun yüzünden ben ya. Neyse geçtim önünü. Elflerinde bir çekişim var. Ya ben buna diyorum ki bas devam et. Boş ver hayvanı diyorum ama işte gözü döndüm biliyorsun abi manyağı. Deli ya bu. Ben deli falan değilim. Nereden bileyim içinden 5 tane izbandut çıkacağını karanlıkta görmedim. Çüş. Ne ara 5 oldu ya? Geçen sefer anlatırken 3 dinler miydi? Ne 3 ya 5? 5 kişiydi onlar. Ya enflasyon var yenge. Kaç yıllık hikaye yani sayı artıyor tabii ki de. Volkan abi sen bir şey söyle yani o arabaya 5 kişi sığar mı bir şey söyle ya. Kardeşlerim öyle diyorsa öyledir ya. Vay be abilerin kralı işte be. Adamsın abicim. Hoş geldin kuzum gel. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk Sevim anne. Kusura bakma dükkan kalabalıktı. Olsun geldin ya hadi hadi geç otur. Gel yerini tuttum Caner oturmaya çalışıyoruz da. Yalan valla. Külliyen yalan. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk ne haber? Biz tatlıya geçtik. Aç mısın bir şeyler yedirelim sana hı? Yok ben aç değilim. Aa mantı efsaneydi ama bence biraz al. Olur. Evet daralırım yoksa. Sen otur anne ben hemen getiriyorum. Çok iyi bir müşterimiz Aslı. Yani 40 takla attım kadını ikna edebilmek için. Yoksa eğitim mi dünya para. İnsta'da falan da binlerce takipçisi var ha. Yani bana ders vermesi gerçekten büyük şans. Ama bak daha çok acemiyim. Hala kitaba bakıyorum ona göre. Tamam. Hadi bakalım. Şeytan kartı. Şeytana mı uyacağım? Aman, aman, aman uyma bacım. Bakalım, kitaba bakalım hemen. Bu ayartma kartıymış. Yani bir şey geliyormuş. Güçlü, vahşi bir şey. Çok iyi de olabilir, seni esir de alabilir diyor. Ne ki acaba? Neyse dur bakalım, biz diğer kart açılınca alırız. Fırsat kartı, fırsat kartı. Karşına bir fırsat çıkacak ama temkinli olmakta fayda var. Sakınman gereken bir fırsat da olabilir. Aman! Nihayetinde fırsatlar getiren bir dönemdesin Ertecan. Biz ona yoralım. Yani iyiye yoralım. İyi olsun değil mi? Belki Önder restoranı sana devreder. Ay vallahi bilmiyorum ki kafasına ne düşmesi lazım.
Yani hoş. Devredeyim dese de biz bu skorlarla nasıl kredi alacağız bankadan bilmiyorum. Açıyorum o zaman üçüncü kartı. Aç. Ay demek buradasınız. Ne o? Seni de mi kıstırdı ha? Vallahi ileride siz randevu isteyeceksiniz, ben vermeyeceğim. Yaz bunu bir yere. Çocuklar sahilde ateş yakacaklar. Gidelim beraber. Sen gitsen, ben eve geçsem olur mu? Olur tabii Aslı. Sen nasıl istiyorsan öyle olur. Nasıl bu kadar rahat olabiliyor sence? Bence sana destek olmak için güçlü olmaya çalışıyor Aslı. Ama ben onun kadar hızlı hayatıma dönemiyorum. Bir şeylerin anlamı varmış gibi yapamıyorum. Bir şeyler önemliymiş gibi. Uyandığım için seviniyormuş gibi. Sevişmenin bir anlamı varmış gibi. Para kazanmanın, hayata tutunmanın. Ben her şeyi kıyaslıyorum Müge. Aldığım nefesi bile. Ben nefes alabiliyorken Poyraz'ımın nefes alamamasını hazmedemiyorum. Aldığım nefes bana haram geliyor. O nasıl yapıyor bilmiyorum. Ben başaramıyorum. Ben yapamıyorum. Olmuyor. Tamam. Affedersin. Ya. Ben size diyorum işte beni çağırmayın diye. Aslı. Tadınızı kaçırmaktan fazlası gelmiyor elimden. Aslı yapma. Yapma bunu kendine. Bak sen sandığından çok daha güçlüsün. Hem kimse daha hızlısını, daha fazlasını beklemiyor ki senden. Volkan da ne yapsın? Yani kendince hayatta devam etmenizi sağlamaya çalışıyor bir şekilde. Evet lanet bir durum. Ama hayat cidden devam ediyor bir şekilde. En azından böyle bir yarım saatliğine gelsen sahile. Hı? Bak Volkan'ın da sana ihtiyacı var. Tamam. Hı? Biraz toparlanayım, geleceğim. Tamam. Söz. Bunları da sonra toparlarım artık ben. Ben toplarım. ...31 yaşındaydım o zaman. Hayat devam ediyor diyordu herkes. Bana etmiyordu. Bunu böyle ne kadar götürebileceğimi bilmiyordum. 35 yaşıma kadar dayanmaya kendime söz vermiştim. O zamana kadar baş etmenin bir yolunu bulamazsam... ...bu şekilde yürütemeyeceğimi biliyordum sadece. Ama Volkan hızla iyileşiyordu. Devam etmenin bir yolunu bulmuştu. Kaybolan sadece bendim. Bir yanım ona uymaya çalışıyor. Bir yanım ona deli gibi kızıyordu. Benim için çırpınıyordu biliyorum. Ama birlikte batıyorduk. Volkan'ı da hayatın dalgaları benden uzaklaştırıyordu sanki. İyi ben gidiyorum artık. Hayır. Ha, şimdi tamam. Tamam. Yaşasın, buldum seni. Beni mi arıyordunuz ki? Affedersin. Korkuttun mu? Kusura bakma. Şaka yapmak istedim. Yok yok. Ateş yakmışlar, bir bakayım dedim. Sen? Ben de öyle ama vazgeçtim şimdi. Eve dönüyordum. Buralarda mı yaşıyorsun? Hı hı. Şu yolun ilerisinde. Ben de şu yukarıda korunun içinde kalıyorum. Ha siz Korhan Bey'in damadı mısınız? Şu koruya hakim tek ev. Kayınpederimin biraz ünlü olduğunu hep atlıyorum, evet. Ben tutmayayım sizi. Ben de vazgeçtim. Keyifli görünüyorlar ama o kafada değilim. Ozan bu arada. Unuttuysan diye. Unutmadım. Aslı. Benim aklımdan çıkmasına imkan var mı? Kızımın hayatını borçlu olduğum bir insanı nasıl unutabilirim ki? Affedersin. Belki yalnız kalmak istiyorsundur. Yoğun bir gündü. Ne olur kusuruma bakmayın kabalık ettiysem. Bugün o güzelliğe yardım edebilmenin benim için kıymetini size anlatamam. Lütfen işiniz rahat etsin. Ben ödülümü aldım. Görüşmek üzere. Seninle yürüsem rahatsız eder miyim? Yo. Buyurun. Burası. Ne çabuk geldik. Çok güzel sohbetti. Yol nasıl geçtiğini anlamadım. Açık.
Dur. Bakabilirim değil mi? Kendiniz mi yaptınız? Hı hı. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok huzurlu, çok dingin burası. Ülkenin en zengin adamlarından birinin malikanesinde yaşayıp burayı övemezsiniz. Büyükleri kırmızı tuğlalı, pencerelerinden sardunyalar sarkan, çatısında güvercinlerin uçuştuğu çok güzel bir ev gördüm derseniz, bu evi gözlerinde bile canlandıramazlar. Onların anlayabilmesi için 100 milyonluk bir ev gördüm demeniz gerekir. İşte o zaman... Aa, ne kadar güzelmişler. Küçük prens. Affedersin. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum, affedersin. Gitseniz iyi olacak. Çok özür dilerim. Hoşça kal. Eyvallah millet. Yarın yine görüşelim. Görüşürüz. Vay 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 vay. Gece geldiğiniz için çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Ecelerle keyfiniz yerinde gibiydi, bozmadım. Ne diyorsun ya sen? Ne ima ediyorsun? Ne dediğim ortada. Kızı sikeceksen de siktir bana bak, git başka bir yerde. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ağzından çıkanı kulağın duysun. İnsanlar bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben bize yardımcı olmaya çalışıyorum. Ecelerle gezerek mi? Eğlenerek mi böyle? Ben eğleniyor muyum ya? Ha? Sence ben eğleniyor muyum ha? Ne istiyorsun kızım sen benden? Ne istiyorsun? Ya ne istediysen yaptım. Oku dedin, okudum. Terapi ise terapi, hoca ise hoca. Ne istiyorsun? Bok biliyorsun. Ne biliyorsun? Ya ben de çabalıyorum ya. Ben de her gün oğlumun sesiyle uyanıyorum. Yüzü, gülüşü, sesi. Baba dişe baktım da. Ben de bu içine sıçtığımın hayatın adaletsizliğinden tiksiniyorum, nefret ediyorum. Aslanım, bir tek senin çocuğun ölmedi, tamam mı? Ruh gibi gezmiyorum diye etrafta. Dilerim, özür dilerim. Özür dilerim, elim. Elimde değil, çok canım acıyor. Çok canım acıyor Volkan. Şimdi bir kor yanıyor. Nefes alamıyorum. Ya biliyorum. Ya biliyorum ama bu acıyı nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Gözünü seveyim, yardım et artık bana. Yardım et. Dur, dur, dur. Gel içeri. Gel içeri. Ne istiyorsun ya? Bunu mu istiyorsun? Aslı Hanım. Bu daha ne kadar sürecek? Neden? Başka bir işiniz mi var? Çocuğumu alacağım. Bir iki sorum var sadece.